öncelikle biz zaten uzun zamandır düşünüyorduk. Bir kızımız var ama ilk hedef olarak onun 7 yaşına gelmesini bekleme gibi bir hedef koymuştuk. Çünkü en azından kendi sorumluluğunu alabileceği, bir nevi daha çok iletişim kurabileceği bir yaş bekliyorduk. Bu sırada sosyal medya üzerinden Elit Paksoy'un paylaşımlarını gördük ve bunun üzerine de asıl hangi ırkı aradığımıza karar vermeye başladık. Konu ilk başta hani hem bahçede olsun hem hareketli olsun, çocuklarla iletişim iyi olsun diye bakarken işte Border Collie üzerine gidiyorken bir gün böyle 4 tane Alman çoban yavrusunun, beyaz Alman çoban yavrusunun bir paylaşımını gördük. Bunun üzerine çiftliğe gittik. Zaten bize çok yakın bir yerde. Aysel. Bunun üzerine gittik. Kardeşiyle beraber ikisi vardı. Gördüğümüz anda tutulduk diyebiliriz. Sonra biraz değerlendirmek istedik haliyle. Çünkü hem önemli bir karar. Hem evde olması hem devamında bizim onunla uzun vakit geçmemizle beraber. Sonra gördük. Özelliklerini öğrenmeye çalıştık. Sağ olsunlar bizi tüm detaylarla ilgili bilgilendirdi. Bunun üzerine de ailemize katmaya karar verdik. Şimdi buradaki temel sebep aslında çocuklarla iletişimiydi bizim için. İlk olarak çok her ne kadar dışarıdan hırçın bir hayvan olarak gözükse de aslında gayet korumacı, çocuklarla iletişim çok iyi olan, aile bireylerinden bir tanesi olan bir ırk. Ve o ilk temas sonrasında işte yaşadığımız hisle beraber tüm sorularımız gitmiş oldu. Özelliklerini inceledik. Aynı zamanda işte komşularımızın da sahip olduğu aynı ırktan hayvanlar vardı. Biz aslında tam olarak uyan olduğunu gördük. Border Collie ile arada çok kaldık aslında. Border Collie'nin fazla hareketliliği, fazla temposu bizi yoracağını düşündük. Bize daha böyle, bizle beraber uyum sağlayabilecek, hayatımıza uygun bir profil gerekiyordu. Ice da bu boşluğu bizim için kapattı. Birçok hayvanseverin bize sorduğu sorulardan bir tanesi de bu bebek gibi tatlı bir bebek olarak mı evimize edinmeliyiz? Yoksa 6 aylık ve daha üzeri yaşta bir Alman kurdu mu edinmeliyiz şeklinde. Aslında bunun tam olarak da bir doğrusu veya yanlışı yok. Bu tamamen tercihle alakalı. Genelde tercih bebek olarak edinmekten gidiyor. İşte bebek olarak böyle bir beyaz Alman çobanı edindiğinizde tatlı, sempatik, oyuncu ve ilk sizi tanıdığı düşünülüyor annesinden sonra. Aslında size daha çok alışacağı şekilde bir varsayım var. Tam da doğru değil. 6 ay ve üzeri bir yaşta da Alman çoban köpekleri edinebilirsiniz. Bunun artıları da var. Nedir bunun artıları? Bir kere fiziksel olarak belirli bir boyuta geldiği için fiziksel olarak gelebileceği irilik olsun, karakter olsun bazı belirtiler verir size. Çok bebek olduğunda ileride ne olacağını tam olarak çözemeyebilirsiniz. Ama 6 ay veya üzeri boyutta, yaşta aldığınızda o zaman dersiniz ki ya bu iri bir yavru olacak, daha minyon tipli bir yavru olacak, daha bekçilik karakterli olacak veya daha sosyal yapıda olacak şeklinde bazı detaylara hakim olursunuz. Onun dışında 6 ay ve üzeri olduğunda tuvaletini daha fazla tutabilmek gibi bir şansınız oluyor. Bildiğimiz gibi çok küçük bebekler tuvaletlerini çok fazla tutamıyorlar. Mesela bu şu an 2 aylık bir bebek. 2 aylık bir bebeğin tuvaletini günde 4 kere veya 5 kere yapması çok normal. Dolayısıyla aşılarını da bu yaşta tam bitirmediği için, dışarı da çıkaramayacağımız için bu yaştayken bizim onu pede tuvaletini öğretmemiz gerekiyor. Ama 6 ay veya üzeri bir köpeği sahiplendiğinizde de onu direkt dışarıya günde 3 kere, 4 kere dışarıya çıkarmak şartıyla tuvaletini dışarıya öğretme gibi bir şansınız oluyor. Bunun dışında da aslına bakarsanız alışma konusunda hiçbir farkı yok. İster böyle 2 aylık bir bebek alın, ister 6 aylık, ister 1 yaşında, 2 yaşında, 2,5 yaşında artık gelişmiş adult diyebileceğimiz bir köpeği edinin. Sevginizi ve iletişiminizi, zamanınızı ona verdiğiniz sürece onun hayatındaki tek önemli şey sahibi olduğu için iletişim konusunda hiçbir sorun yaşamaz. Benim köpek fobim vardı. Ice'la birlikte köpek fobimi yenmiş oldum. Tabii hala da ufak tefek korkularım oluyor. Ama hani dışarıdaki köpeklere bakış açım da değişti. Nasıl yaklaşırsan öyle geliyorlar, onu da fark etmeye başladım. Olumsuz yönleri ise tatile giderken köpeği ne yapacağız oluyor. İyi ki Can Bey var.
Cem Bey sayesinde bu korkumuzu da biz açmış oluyoruz. Diğer hayvan severler için de eminim bu korku vardır diye düşünüyorum. Ben orada şunu eklemek istiyorum. Şimdi aslında biz Ice'ı sahiplendikten sonra neyi bilmediğimizi fark ettik. Çünkü bir sürü kulaktan dolma yanlış bilgilerle, varsayımlarla ilerliyorduk. Ama hem sosyal medyadaki bilgi kirliliği, hem doğru bilgiye ulaşmayla alakalı konularda Can Bey'in videoları bize açıkçası yönlendirdi. Bir de sağ olsun ekibin tamamı her telefonumuza ulaşabildiğimiz hem sağlıkla ilgili konularda hem diğer kendi ilişki yönetimi anlamında bize fayda sağlıyor. Olumsuz taraf sorumluluğuna sahip olmak lazım. Yani bu artık evin bir bireyi, evdeki herkes gibi onda belli ihtiyaçları var. Onların takip edilmesi ve bir süre sonra sanki dışarıdan birisi değil, evin içerisinde bir birey olması gerekiyor. Onun da belli sorumlulukları var. O da onları gerçekleştiriyor. Köpek fobimizi yenmenin en kolay yolu nedir? Birçok insanda köpek fobisi olabiliyor. İşte geçmişte bir köpek kovalamış olabiliyor, köpek ısırmış olabiliyor. Ben bu konulara meraklı olduğum için köpek fobisi olan insanlara hep soruyorum. Neden dolayı bu fobi oluştu? Durduk yere oluşmuyor. İlla ki bir geçmişte yaşanan bir travma oluyor. İlla köpeğin ısırması da gerekli değil. Bazen aniden çocuk yaşta karşınıza çıkan bir köpek bile bizlerde insanlarda köpek fobisine yol açabiliyor. Bundan kurtulmanın en kolay yolu nedir? Bundan kurtulmanın en kolay yolu çok küçük yaşta, yani size ihtiyacı olan, sizin ona size ihtiyacı olduğunu hissettiğiniz, fark ettiğiniz bebek mümkün olan en küçük yaşta. Mesela bu kucağımdaki bebek işte şu an 2 aylık, belki 50 günlük bile olabilir. Yani anneden ayrılabileceği en küçük yaşta bir köpek edindiğinizde onun size olan ihtiyacını hissediyorsunuz, masumiyetini hissediyorsunuz ve insanlar size ne kadar anlatırsa anlatsın, işte köpek sana bir şey yapmaz, korkma diye, bu fobisi olan insanların anlayabileceği bir şey değil. Bunu anlamak için hissetmek gerekiyor ve o bebeğin masumiyeti bu hissi sizde yaratıyor. Dolayısıyla o her gün gözünüzün önünde olduğu ve sürekli büyüdüğünü sizin fark etmeyeceğiniz için bir bakıyorsunuz ki çok küçük aldığınız bebek köpeğiniz belirli bir boyuta, büyüklüğe ve yaşa gelmiş ve siz ondan korkmuyorsunuz. Bu da sizin kendinize güveninizi arttırıyor ve diğer dışarıdaki köpeklere de artık eskisi kadar korkuyla bakmıyorsunuz. Tabii ki o köpeğinizi dışarıda dolaştırdıkça, o diğerleriyle oynadıkça, siz de bunları da gördükçe bu başlangıçta kendi köpeğinizde başlıyor ve ondan sonra da diğer köpeklere de yayılmaya başlıyor ve siz bu şekilde köpek fobinizi atlatmış oluyorsunuz. Ice'ın kızımız Öykü ile arası inanılmaz iyi ve hep bizi bir arada görmek istiyor. Mesela Uğur dışarı çıkıyor, gözü hep beni arıyor. Ben yoksam, ben varsam bir de Öykü'yü arıyor. Yani üçümüzü hep bir arada görmek istiyor. Ve mesela Öykü çok neşeliyse onunla birlikte inanılmaz enerjik. Ama mesela Öykü mutsuz olduğu zaman o da mutsuz oluyor. İnanılmaz hisli, inanılmaz çocuk ruhundan anlıyor diyebilirim. Diğer evcil hayvanlarla ilgili de bizim tabii oturduğumuz muhit itibariyle etrafta bir sürü kendisinin oyun oynayabileceği arkadaşı var. Biz ilk başta acaba aralarında kavga olur mu, sataşırlar mı, hırlaşırlar mı diye düşünürken fark ettik ki aslında onların da sosyalleşme ihtiyacı var. Özellikle kendi yaş grubundaki hangi ırktan olursa olsun herhangi bir köpekle beraber çok ciddi anlamda oynuyorlar. Çünkü küçücük oyuncak bile aylardır onun vazgeçmediği parçalardan bir tanesi oldu. Onun ne kadar tam bir bebek gibi, bir çocuk gibi aslında her yaşam evresinde farklı ihtiyaçları olduğunu görür olduk. O yüzden biz diğer hayvanlarla alakalı hiç problem yaşamıyoruz. Tabii bahçeye kedi girdiği zaman ister istemez içgüdüsü olarak onları bir kovalama ihtiyacı var. Koruma içgüdüsü. Koruma içgüdüsüyle beraber. Bir süreye kadar tanımadığı belli hayvanları görür oldu. İşte kirpi gördü, işte kuşları görüyor, onları farklı bir şey gibi zannediyor vesaire. O da zamanla öğreniyor. Bu tamamen bizimle verdiğimizle alakalı bir süreç aslında. Köpekler bildiğimiz gibi çocuklarımızın en değerli, en kıymetli arkadaşıdır. Aynı zamanda en de güvenilir. Ama tabii bu güvenilirlik konusu ırktan ırka değişebilir. Ben mesela her çocuklu aileye her ırkı tavsiye etmiyorum. Alman çobanlarına baktığımızda Alman çobanları gerçekten bir aile ve çocuk için dünyadaki bütün ırklar içerisindeki en iyi dostlardan, en iyi olanlardan bir tanesi. İstisnalar
kaideyi bozmaz. İstisnalar hani bir çok aşırı bir dengesizlik, hani insanların da bir bazen deli, dengesiz doğanları vardır. Onları hariç tutuyorum. Onun dışında bir Alman çobanının çocuğunuza hiçbir şekilde zarar verme ihtimali yoktur. Ha ne olabilir? İkisi de bebekken, böyle mesela 2 aylık bir bebekse, sizin çocuğunuz da 2-3 yaşlarındaysa, birlikte oynarken, atlarken, zıplarken belki yanlışlıkla üstüne basabilir. Ama onun dışında köpeğimiz büyüdükçe, yaş aldıkça çocuğunuzun tam bir koruyucu meleği haline gelecektir. Hem oyun arkadaşlığını onunla çok iyi yapacaktır, hem de bir Alman çobanı için konuşuyorum bunu. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı da çocuğumuzun koruyucusu olacaktır. O yüzden çocuklu ailelere en çok tavsiye ettiğim ırkların başında Alman çoban köpeği gelir. Tatile gitmişti. İş seyahati gibi. Daha doğrusu iş seyahatine gitmişti. Ben Ice'la ilgilenme ihtiyacı duydum. Bir tane yardımcımız var Ice'a destek olan ama o gün o sırada olmayacaktı. Ben de o gün evde çalışıyordum. Ice'ın suyunun bittiğini gördüm. Ondan sonra içeri girip su verme ihtiyacı hissettim. Kapıyı açtım, Ice'a su vermeydim. O sıralarda da inanılmaz hareketli yine. Dışarı çıktı ve içeri girmiyor. Ondan sonra tam yaklaşık 1,5-2 saate yakın onunla cebelleştim içeri sokmak için. Ve en sonunda ayağımdaki terliğe kadar aldı. Ve kış, Ice koşuyor, ben arkasından koşuyorum, terliğimi almaya çalışıyorum, ayağım çıplak kaldı. Ondan sonra en sonunda sitede bir güvenlik görevlisinden destek alarak Ice'ı içeri sokmayı başardık. Benim başıma gelen en zor durumlardan biriydi. Ben de şunu ekleyeyim, Ice'ı ilk aldığımız zaman yine sosyal medyadaki gereksiz yanlış videolardan bakarak ona işte tuvalet alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Kulübesine yere pet serdik. İşte tuvalet pediyle alakalı. Bekliyoruz ki hayvan onu koklayacak ve tuvaletini oraya yapacak. Tabii bu bir Alman çoban olduğu için onu paramparça etmiş. Pedlerin bir kısmını yutmuş. Sonra geldik, baktık hayvan arda arda 3-4 kere istifra etmeye başladı. O gün çok panik olmuştuk mesela. Bu tamamen bilgisizliğimizden kaynaklı bir şey. Can Bey'i aradık. Dedik böyle bir sorun yaşıyoruz. Direkt olarak zaten işte midesiyle alakalı bir ilaçla yönlendirdiler bizi veterinerle görüşerek. O gün o problemi yaşadık. Yani bizim için hani ilginç gelen çoğu şey kendi bilmediklerimizi öğrenme süreci oldu. Hem keyifli oluyor, hem şimdi gülüyoruz ama o anki endişe, bir yandan onun için üzülme, panik olma konuları böyle üst üste geldiği zaman ya sanki çocuğumuza bir şey olmuş gibiydi. Çocuğumuza bir şey yaşıyoruz. Artık zaten evimizin hani 4. bireyi. Bizim için tatildeyken bile bizim yanımızda yoksa en özlediğimiz profil olmak üzere. Öykü bile iki kardeşim var diyor. Yani Ice'ı hep kardeş olarak görüyor. Şu an Ice 14 aylık, gayet sağlıklı bir birey. Güzel bir kızımız. O yüzden bu konuda düşünen, bu konuyla alakalı yorum yapmak isteyen kişilerin doğru profiller tarafından yönlendirilmesi hem ülkedeki onlara karşı bakış açısı anlamında, hem hayvanların sağlıklı büyümesi, sürdürülebilir devam etmesi anlamında kritik olduğunu düşünüyorum. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Misafirliğinizden çok memnun olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir köpek edindiğimizde en önemli konulardan bir tanesi de köpeğimize eve geldikten sonra köpeğimizin sosyalleşmesini sağlamak. İster çok bebek olarak evinize gelmiş olsun, ister biraz daha yaş olarak büyük evinize gelmiş olsun, özellikle bir köpek çiftliğinden edindiyseniz köpeğinizin sosyalleşmeye çok fırsatı olmamıştır. Sonuçta köpek çiftliği sınırlı bir alan. Evimize geldiğinde o güne kadar karşılaşmadığı birçok şeyle karşılaşacaktır köpeğimiz. İşte nedir bunlar? Mesela evde merdiven varsa merdiven çıkması olabilir. Hayatında hiç merdiven çıkmamış bir köpek ilk defa merdiveni gördüğünde şaşıracaktır, çıkmaya çekinecektir. İnmekten de daha da fazla çekinecektir, çıkabilse bile. Ve buna alışması gerekecek. Onun dışında gerek kapı zilinin çalması, gerek dışarı bahçeye çıkarttığınızda arabaların korna sesi, araba sesleri, başka hayvanlar. Yani bizim günlük hayatımızda bize çok normal gelen aslında her şey onun için bir ilktir. Onun için öğrenilmesi, yaşanılması gereken bir tecrübedir. Ve biz bunu ne kadar köpeğimize geç yaşatırsak bu tarz durumlara adapte olması da o kadar zorlaşır. Yani evimize gelir gelmez eğer aşıları da tamsa
veterinerimiz de dışarı çıkmasına izin veriyorsa, o zaman daha geldikten kısa bir süre sonra, belki bir hafta, 10 gün evin içine kimyasının oturmasını bekleyebilirsiniz. Ama ondan sonra dışarı çıkartarak, gezdirerek, dolaştırarak ona günlük hayatı tanıtmamız ve onu gerek günlük hayatla, gerekse diğer köpeklerle sosyalleştirmemiz onun gelişimi açısından son derece önemlidir.